Koronavirüs salgınının bir sonraki etapta çok ciddi bir küresel ekonomik salgına yol açacağını ve bu küresel ekonomik salgınında eğer doğru düzgün yönetilemezse büyük bir ekonomik buhrana dönüşebileceğini sizlerle sık sık paylaşıyorum sevgili dostlarım. Ve bugün özellikle açıklanan rakamlar ve gelen haberler küresel ekonomik krizi artık net bir şekilde ortaya koymaya başladı. Bakın Amerika'da işsizlik başvuruları rekor kırdı. 6.6 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Diğer taraftan Fitch Ratings'in bugün açıkladığı bir rapor var. Rapora göre dünya ekonomisinde %1.9 oranında bir daralma bekleniyor. Euro bölgesinin çok sert bir şekilde daralması ve 4.2'lik bir daralmayla bu seneyi tamamlaması bekleniyor. Keza yine Amerika'da 3.3 oranında bir daralma bekleniyor. Çin ekonomisinin maksimum %2 büyüyebileceği konuşuluyor vesaire. Bu da yine küresel ekonomik krizin en önemli işaretleri olarak karşımıza çıkıyor. Sadece Almanya'nın daralmasıyla ilgili bir veri yine bugün paylaşıldı. %5'lik bir daralma bekleniyor Almanya ekonomisinde. Bu neden önemli? Çünkü Almanya Avrupa Birliği'nin merkezi pozisyonunda. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi, ekonomik olarak da pek çok ülkeyi destekler pozisyonda. Yani sadece kendi ülkesini temsil etmiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinde temsil ediyor. Fransa'da son yıllarda yaşanan olaylar sonrasında da yükü iyiden iyiye sırtlanmaya başlamıştı Almanya. Bu nedenle Almanya'daki bir daralma, %5'lik daralma, Almanya'daki işsizlik ortamının artması, sanayi üretiminin yavaşlaması tüm Avrupa Birliği ülkelerini ilgilendiriyor. Küresel ölçekte ve Avrupa Birliği'nde tekrar kuralların gözden geçirilmesi anlamına geliyor. Belki Avrupa Birliği sürecinin sona ermesi anlamına geliyor. Bakın İngiltere apar topar biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden çıktı. Çıkmak için elinden geleni yaptı. Daha sonrasında bu koronavirüs salgınının Almanya'yı bu kadar daraltmasıyla birlikte %5 oranında bir daralmadan bahsediyoruz. Büyük ihtimalle Almanya'da Avrupa Birliği sürecindeki desteklerini çok ciddi manada geri çekmeye başlayacak. Böyle bir geri çekilme Avrupa Birliği'ni sanıyorum ki bir dağılma noktasına kadar getirecek. Bütün bu süreçler bakın arka arkaya yeni krizlerde aslına bakarsanız tetikliyor. Tam bir domino taşı etkisi yapıyor. Ve bu krizlerin hepsinin tetiklenmesi, Avrupa Birliği'nin dağılması, küresel ekonominin küçülmesi, Çin'in beklenenden çok çok düşük bir seviyede büyümesi, Amerika'daki daralma, Amerika'daki işsizliğin artması, Avrupa Birliği ülkelerindeki işsizliğin iyiden iyiye artması, yıllık bazda bakıldığı zaman %28-%30 aralığındaki küçülmeler hem Amerika'da hem Avrupa Birliği ülkelerinde, bütün bunların bir araya gelmesi küresel sıkıntıların ne kadar büyük olduğunu, bu koronavirüsün ne kadar büyük bir tahribat yarattığını ortaya koyuyor. Tam bir kriz, tam bir stres ortamı var ve bu krizle stres ortamının bir sonraki aşamasında sosyal gerilimler, belki savaşlar, belki bir dünya savaşından bile bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Ve bu algı doğal olarak da altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini beraberinde getiriyor. Göreceksiniz büyük ihtimalle altın fiyatları iyiden iyiye kontrolünü kaybedecek ve önümüzdeki günlerde yakın zaman içerisinde bu rakamlar daha sık açıklandıkça altın fiyatları kademelerinde atlayarak sert hareketlerle rekor denemeleri yapmaya başlayacak. Dolarda hafif geri çekilmeler yaşansa da dolara da olan talep her geçen gün artmaya devam edecek. Çünkü Avrupa Birliği sürecinin tehlikeye giriyor olması, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmış olması, Avrupa Birliği ülkelerindeki ölüm sayılarının her geçen gün artması, daralmanın her geçen gün belirginleşmesi sıkıntıların büyüklüğünü ortaya koyacak. Doğal olarak insanlar euro gibi, sterlin gibi daha talih para birimlerini değerlendirmek yerine dolara olan ilgilerini arttıracak. Doların ana merkezi olan Amerika'ya olan ilgilerini arttırmaya devam edecek. Tek elden çok daha kolay çözüme ulaşabileceği için Amerika. Sıkıntılarını çok daha hızlı bir şekilde çözebileceği için Amerika. Hala teknolojik gücü elinde tuttuğu için Amerika diyorum sizlere. Bu salgın süreci ve bu ekonomik salgın süreci büyük değişimleri de beraberinde getirecek. Teknolojiye hakim olan, kontrolünde tutan ülkeler ki
Bunda başı çeken tabii ki Amerika, internet ortamıyla, e-ticaret ortamıyla, geliştirdiği teknolojilerle, Apple gibi ürünleriyle, inovasyonlarıyla, Ar-Ge faaliyetleriyle hala açık ara önde, dünyanın önünde ilerliyor. Bu nedenle hala açık ara bu krizin galibi Amerika gibi görünüyor sevgili dostlarım. Doları olan talep de her geçen gün artmaya devam edecek. Dolar belki kağıt para olma özelliğini kaybetse de yarın öbür gün yine de dijital ortamdaki gücünü devam ettirecek. Yine de uluslararası para olma özelliğini devam ettirecek. Yine de güvenli liman olma özelliğini devam ettirecek. Çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece. Tüm bunlar toplamda risk algısıyla birleştiği zaman kaçılacak tek nokta ya altın ya dolar olacak. Ve bu da hem altın hem doların yükselişini beraberine getirecek. Dün altın fiyatları düşüyordu biliyorsunuz. Altın fiyatları 1580'e kadar geldi. Bugün de dolar 6.62 seviyesine kadar gevşedi. Diyeceksiniz ki biri yükseliyor, öbürü düşüyor, öbürü yükseliyor, diğeri düşüyor. Tabii yani altınla dolar arasında bir ters orantı olduğunu biliyoruz. Ama bu orantının hangi seviyelerde olduğu önemli. Bugün 1600'ün üzerinde kalmayı başarırsa altın onsu ve dolar da 6.60 seviyesindeki destek noktasının üzerinde kalmayı başarırsa tekrar yukarıya hareketle gram altın fiyatlarındaki sert yükselişi göreceğiz arkadaşlar. Nitekim bugün gram altın fiyatında yine bir düşüş yok, yükseliş var aksine. 343 liraya kadar gelmiş bir altın fiyatıyla karşı karşıyayız. Gram altından bahsediyorum. Dolar belki bir miktar daha gevşer mi diye düşünenler olabilir. Bana göre olmayacak. Daha da fazla düşmeyecek. Ama 6.60'dan yukarıya bir anda bir bakıyorsunuz bu kez 6.72 oluyor. 6.75 oluyor. Yani yukarıdaki seviyelerini her seferinde biraz daha arttırmaya başladı. Ve görünen o ki büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde, çok uzun bir zaman içerisinde değil, birkaç gün içerisinde dünyadaki bu gelişmelere de bağlı olarak dolar fiyatı yukarıya doğru hızlı bir hareketlilik gösterecek arkadaşlar. Ona hazır olun. Bu geri çekilmeleri şu anda, bu hafif geri çekilmeleri daha doğrusu şu anda bir düşüş eğilimi olarak satın almayın. Bunlar hafif geri çekilmeler. Bu geri çekilmeler olacak. Çok normaldir. Aynen dün altının geri çekilmesi gibi ama sonrasında yukarıya doğru sert ataklarla geri dönmeye devam edecekler. Çünkü haberler ortada arkadaşlar. Dediğim gibi Fitch'in açıklaması, Amerika'daki işsizlik ortamı, Avrupa Birliği'nin daralması, Çin'in yeterince büyümüyor olması, dünyada koronavirüs vakalarının neredeyse 1 milyona dayanmış olması, ölümlerin her geçen gün artıyor olması, hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin bu işe bir türlü çare üretememiş olması ve bu süreci bir şekilde yönetmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları, parasal genişlemelerin sadece ülkelerin şu anki mevcut sıkıntılarını gidermek için kullanmaları. Dolayısıyla bütün bunlar bu sıkıntının yakın zaman içerisinde ve kolay kolay atlatılamayacağını gösteriyor. Evet, bu sıkıntı atlatıldığında dünya belki de çok daha iyi bir dünya haline gelecek. Evet, belki teknolojik olarak çok daha iyi bir noktada olacağız. Çalışma hayatımızda çok daha iyi işler yapmaya başlayacağız. Daha az enerji tüketeceğiz, daha az kaynak tüketeceğiz. Belki bu süreç bittiğinde kaynaklarımızı doğru kullandığımız için maliyetlerimizi aşağıya çekmeyi başaracağız. Ama bu süreç sancılı bir süreç olacak arkadaşlar. Bu hastalıktan sonra dünya eskisi gibi olmayacak. Bu yeni dünya düzeninde, bu değişen ekonomik sistemde güçse yine teknolojinin sahibi olanlarda olacak. Teknolojinin sahibi kim? Amerika. Teknolojiyi geliştiren kim? Amerika. Bugüne kadar bu konuyla ilgili en hassas araştırmaları yapan kim? Amerika. Onun için bu dönemde Amerika'yı küçük görmemek gerekiyor. Amerika bitti, battı, yok oldu. Dolar bitti, battı, yok oldu. İşte yeni bir dünya düzeni gelecek. Bu dünya düzeninde Amerika olmayacak. Tamamen eksen doğuya kayacak, Asya ülkelerine kayacak falan. Bu tamamen tevatür arkadaşlar. Evet, bu işin paydaşlarından birisi elbette Çin ve Rusya olacak. Elbette Çin ve Rusya bugüne kadar yaptıkları çalışmaların ödülünü alacaklar. Ama bugüne kadar hiçbir konuda kendilerini geliştirmeyen Orta Doğu ülkelerinin, Arap ülkelerinin başı çekmeleri herhalde beklenemez. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte dünyayı yönetenler, yapay zekaya hakim olan, teknolojiye hakim olan, teknolojik süreçlere hakim olan, internete hakim olan, dijital para sistemine hakim olanlar olacak. Yani yine
Amerika olacak. Yani yine İngiltere olacak. Fransa olacak. Almanya olacak. Dijital dönüşümünü tamamlamış ülkeler olacak. Çin olacak. Rusya olacak. Elektrikli araçlar konusunda araştırmalar yapanlar olacak. Kendilerini bilim alanında, teknoloji alanında geliştirenler olacak arkadaşlar. Bu süreçte bu ülkeler gelişeceğine göre başta Amerika olmak üzere dolar da değer kazanmaya devam edecek. Dolara olan talep de her geçen gün artmaya devam edecek. Ve bu dönüşüm sonrasında dolar yok olmayacak, dolar çöp olmayacak. Aksine dolar çok güçlü bir dijital para olarak yoluna devam edecek. Bunu bir tarafa not edin arkadaşlar. Evet, dolar çok güçlü bir dijital para olarak yoluna devam edecek. Kullanım şekli değişecek olabilir. Kağıt para olarak piyasada olmayabilir dolar. Ama sonuç itibariyle dolar güçlü bir dijital para olarak değerini korumaya devam edecek. Bütün dünyada kabul görmeye devam edecek. Çünkü Amerika teknolojiyi, bilimi ve bilgiyi elinde tutuyor. Big data'yı elinde tutuyor. E-ticareti elinde tutuyor. Bulut teknolojisini elinde tutuyor. Cep telefon teknolojisini elinde tutuyor. Yazılım teknolojisini elinde tutuyor. Bilgisayar teknolojisini elinde tutuyor. Yeni dünya düzenindeki bütün bu teknolojileri elinde tutan bir yapının yok olup onun para biriminin yok olmasını beklemek saflıktan öte bir şey değil arkadaşlar. Son söz, dolar ne olur? Dolar tekrar kendisini 6.70'in üzerine atar ve 6.80'e gider. Euro 1.0868, Euro dolar paritesi 1.0870 seviyelerinde büyük ihtimalle bir kez daha 1.06 seviyesini zorlayacak. Euro bu düşüşe bağlı olarak 6.20'nin altını görecektir diye tahmin ediyorum. Altının onsu 1600'ün üzerinde tutunursa yeni hedefi tekrar 1660 olur. Brent petrol 31 dolarda, yarın yine satışlarla 25 dolarda görürsek şaşırmayın. Borsa 89.000'de ama özellikle Amerika'da borsadaki satışların artmasıyla birlikte Türkiye'de de yarın satış baskısı olacaktır. Orada da bu satış baskısı sonrasında yeniden 87-86 bin seviyesinde bir borsayla karşı karşıya kalabiliriz. Gram altın 340-345 aralığındaki durumunu koruyacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle yakın zaman içerisinde de 380 liraya doğru giden bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak çeşitli üyeliklerimiz var burada. Buralara üye olarak bize destek vermeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.